İletişim dünyamız Merhaba sevgili dinleyiciler. İletişim dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Faruk Suat, bu programı sunmaya çalışacağım. Ana kumanda da arkadaşımız Çağrı Bahçe yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı güzel bir gün dileyerek bugünkü programa başlıyorum. Değerli dinleyiciler, bugün program misafirim. Yıldız Teknik Üniversitesi İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Selim Hilmi Özkan Bey. Hocam hoş geldiniz programda. Hoş bulduk. Teşekkür ederim abi. Evet, yaklaşık 6 ay öncesinde bir program yapmıştık evet. ve o zaman eee doçentliğinizin son günlerindeydiniz Son günler, evet doğru. Evet. E, hayırlı olsun efendim. Teşekkürler e, sağ olun. Bundan sonraki eğitim hayatınızda da e, inşallah üstün muvaffakiyetler, e, güzel neticeler almanızı diliyorum Allahu Teala'dan. Evet, e, kıymetli hocam bugün sizinle neler konuşacağız? Ermeni meselemizi evet. dile getireceğiz. 24 Nisan malum, Ermenilerin e, ilk efendim derneklerinin faaliyetlerine son verildiği, kapatıldığı evet. yılın günü olarak 24 Nisan. Ona da yakın bir gündeyiz. Evet, e, Ermeni meselemizi bugün... Sizin ağzınızdan evet. dile getirelim efendim. Evet şimdi e, Ermeni meselesine gelince Türkiye'nin tabi e, Türkiye büyük bir devlet. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani e, Osmanlı'nın mirasını devralmışız. Osmanlı Selçuklu'nun mirasını devralmış. Selçuklu ise kendisinden önceki Gaznelilerin Karahanlıların, İslam dünyası açısından Emevilerin, Abbaslerin Türk dünyası açısından bakar ise Karahanlıların, e, Göktürklerin, Hunların mirasını devralmış ve o miras bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin sırtında. Şimdi bundan dolayı her sene 24 Nisan veyahut da Nisan ayı geldiği zaman bütün dünyadaki devletler tabiri caizse ...bize aba altından sopa gösteriyorlar. Yani Ermeni... Bütün derken Hristiyan alemi. Tabii Hristiyan alemi. Yani tabii şey olaraktan söylemiyoruz. Evet. Ee, İslam Evet. İslam devletlerinden de var. Var. Maalesef. Şimdi ee, Suudi Arabistan. Suudi Arabistan, Arabistan İran... E, ...ki İran'la Ermenilerin tarihte ortaklıkları da var. E, belki e, o açıdan... ...hadi İran'a haklı demeyeyim ama tırnak içerisinde... E, en tarihin arka planına gittiğimiz hafızasına gittiğimiz zaman onların ortak bir noktada birleştikleri bir nokta var. O açıdan Ermenilere Türklerden daha sıcak bakıyor olabilirler ama Batı dünyası Fransa'sı İngiltere'si Amerika Birleşik Devletleri ve Ermenilerin Hristiyanlık açısından kendilerine hamiliğine soyunduğunu iddia eden devletler Nisan ayı geldiği zaman sürekli ee, ...bak ha... ...sizin de işte şöyle bir meseleniz var... ...biz işte... ...şunu yaparız, bunu yaparız... Ee, ...siz soykırım yaptınız... ...siz Ermenileri katlettiniz... ...siz Ermenileri öldürdünüz... Ee, ...Ermenilere iyi davranmadınız... ...Ermenilere kötü davrandınız gibi birçok... Ettiniz. ...tehcir ettiniz, yurt dışına çıkardınız... ...gibi... ...buna benzer o kadar çok şeylerle karşılaşıyoruz ki... ...tabii niçin 24 Nisan... ...biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi... ...Nisan ayı geldiği zaman... Ermeniler 1890'lı yıllarda ilk komite faaliyetlerine başladılar. Osmanlı Devleti'ne karşı isyan hareketini başlattılar ve bunun sonucunda da dönemin sultanı II. Abdülhamit bir süre sonra Ermenilerin bu faaliyetlerine karşı Doğu ve Güneydoğu bölgesine bölgesinde bilhassa tedbir alma yöntemine gitti ve bizim Hamidi Alayları dediğimiz bir teşkilatı kurdu. Bu Hamidiye alayları sayesinde yani yerel milis güçler diyelim. Hani Ermeniler kendi komitecilerine milis güç diyorlar ya bugün PKK'nın veyahut da terör örgütlerinin de e, terör tanımının dışında çıkıp sanki meşru bir savunma mekanizması yapıyorlarmış gibi bu anlamda kendilerine farklı bir misyon yükledikleri gibi Ermeniler de 1800'lü yılların sonuna doğru böyle bir misyon içerisine yüklenler. Sultan Abdülhamit de yerel Hamidiye alayları dediğimiz aşiret beylerinden, yerel yöneticiler, o bölgeyi iyi bilenlerden. Ermeniler de iyi biliyor, coğrafyayı da iyi biliyor. Bölgenin kozmopolit yapısını da çok iyi bilenlerden bir teşkilat kurdu. Ve bundan hem Avrupalılar rahatsız oldu hem Ermeniler rahatsız oldu. Çünkü amaçlarını gerçekleştirebilecekleri bir e, hedefin önüne set konulmuş oldu. O zaman e, ne yapmalar lazım? İsyan faaliyetlerini artırmalar lazım. İşte bu faaliyetler uzun süre devam etti ve 1915 yılına kadar Abdülhamit'e tahtını indikten sonra da devam etti. En son e, 24 Nisan tarihinde ...bu Ermeni komite faaliyetlerinin tamamı tutuk kapatıldı ve tutuklandı. Bu Ermeni komitecileri tutuklanıp kapatılınca... E, ...2345 kişi devlet aleyhine faaliyette bulunmak suçundan tutuklanmıştır. İşte bunu iddia ederek Ermeniler her 2345 sene... 2345 kişi. Evet o 2345 kadar. kişi. Herkes, e, bütün Ermeniler bu günü soykırım günü ilan ediyor. Aslında tehcire de bir alakası yok. Tehcir daha sonra gerçekleşmiştir. Şey, e, tehcir yasası daha önce çıkmıştır. Hiçbir alakası yoktur. Ve tehcirin bununla da bir alakası yoktur. Daha önceki faaliyetlerin de bununla bir, aslında çok bir bağlantısı yoktur. E, i̇şte bundan dolayı Nisan ayı e, Ermeni tehcir günü veyahut da Ermeni sorunu, Ermeni sorunu depreştiği gün olarak karşımıza çıkıyor. Burada Ermenilerin bunu bu kadar yüksek dille getirmelerinin suçu ve günahı kim? Suçu ve günahı bizim. Niye suçu ve günahı bizim? Biz maalesef 1990'lı yıllara kadar 1990'lı yıllara kadar Ermenilerle alakalı çok ciddi çalışmalar yapmadık. Aslında 1970'li yılların sonunda biraz uyandık. Niye uyandık? Ermeniler yurt dışındaki Asala terör örgütü ee, ...Türk diplomatları öldürmeye başladı. Los Angeles diplomatı öldürüldü, Fransa'da bir diplomat... Zannediyorum 30 küsur diplomatımız. Diplomatımız e, öldürüldü şey, Ermeniler. Evet. Biz o zaman bir kendimize geldik. Dedik ki ya Allah Allah nereden çıktı bunlar da? Yani kim, neyin necisi? Tarih kitaplarımızda çok fazla bilinmiyor. Anlatılmamış. E, tamam düşmanlık üzerine değil ama... Böyle bir sorun var ise bu sorunu anlatmak lazım. Yani bu sorun ne yatırmak, lazım. yatırmak lazım. Bilim adamları bunu araştırması lazım. Evet, araştırmalar var cıdızda olsa. 1980'lerden sonra yeniden bir faaliyetten geçmeleri var. O arada işte askeri darbeler diyelim. E, Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu belki iç siyasi dinamikler bu meselenin üzerine eğilmemizin önüne e, engel teşkil etti. Başka bir de Osmanlı devletine karşı bir ön yargı. Osmanlı sanki bizim devletimiz değil, mirasımız değil. Biz bunun mirasını devralmadık. Şunu dile getirmeye başladı. Allah'tan ki son yıllarda bu anlayışa sahip insan sayısı çok çok azaldı. Çok çok. Şimdi, yani var yine aynı düşündüğü insanlar ama Osmanlı da bizim tarihimiz, Türkiye Cumhuriyeti de bizim tarihimiz. Ama daha önceki düşünce neydi? Osmanlı, Osmanlı, Cumhuriyet, Cumhuriyet. Osmanlı'nın yaptığından bir sorumlu ...değiliz diye bir... Hatta o kapı kapatıldı, Osmanlı unutturuldu. unutuldu tabii. Sanki bir gökten cumhuriyet olarak zembille inmiş gibi. Evet. Değil mi hocam? Tabii böyle oldu. Öyle olunca da e, Avrupalılar da araştırma yaptılar. Şimdi ben de Ermenilerle alakalı aslında çok uzmanlık alanım değil. Yani çok uzmanlık alanım değil derken... E, ...bir Ermeni tarihçisi değilim, bir Ermeni araştırmacısı değilim... ...ama bir tarihçi olarak e, Ermeni... İran'a Ermeni göçü, Gürcistan'a Ermeni göçü, Bitlis'te Ermeni faaliyetleri, Tiflis'te Ermeni faaliyetleri, Hristiyan Birliği projeleri ve Ermeniler gibi 7-8-10 civarında bu konuda makale yazdım, evet. da proje yürüttüm, bir çalışmalarım oldu. O zaman bu aşamada şunu gördüm, çalışmalarımı yaparken Ermeniler üzerine yurt dışında o kadar çok çalışma yapılmış ki, o kadar çok çalışma yapılmış ki bizim çalışmalarımız onların yanında sayısal rakam veremem. Çünkü elinde sayısal rakam olmadığı için onda bir, yirmide bir, otuzda bir, kırkta bir diye bir rakam verem ama çok çok cılız. Yani Ermeni üzerine bir araştırma yapmak isteyen bir Hristiyan, bir Ermeni, bir Rum, bir İngiliz, bir Fransız, bir Amerikalı bir bakıyor ki açtığı zaman literatürde karşısında hep bizim tezimizin farklı yönlerini savunan tezler karşısına çıkıyor. Adam okuyor. Şimdi ilk önce objektif bir hadi ön yargıdan uzak objektif bir araştırma yapmak için yola çıkıyor Ermeniler alakalı. Literatür okuyor. Bütün literatür Türklerin Ermenilere karşı soykırım yaptığı, Türklerin Ermenileri öldürdüğü, Türkler katliam yaptı, Türkler şunu yaptı, Türkler bunu yaptı. Osmanlı Ermenilerin topraklarına el koydu, Ermenileri ıı, tehcir etti, çıkardı. Şimdi adam bunları okudukça... ...şimdi arşiv kaynakları da çarpıtmışlar. Bunu yazanlar. Bilinçli çarpıtmışlar. Çünkü bununla alakalı çalışmalar da yapıldı. Ne yapıyor? Bu da bu teze yakın bir... E, ...makale yazıyor. Ya da çalışma üretiyor. Bu da... E, ...literatürde maalesef... ...bizim tezlerimizin zayıflaması neden oldu. Bununla alakalı... ...yapan birkaç Justin McCarthy var mesela... Louisiana Üniversitesi'nde olması lazım. Amerika. Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...gerçekten çok ciddi... ...Ermenilerin soykırma tabi olmadığı... ...aslında Ermenilerin... ...Türkleri öldürdüğü, Müslümanları öldürdüğü... ...adam tecrit edildi. Hatta... ...Balkanlardaki... E, ...1893 harbinden sonraki süreçte... ...öncesi de var ama... ...bilhassa 93 harbinden sonra... Altı milyondan daha fazla insanın ya sürgüne veya ölümle yüzleştiğini. Bunların iki iki buçuk milyonu ölümle yüzleşti, öldürüldü. Yani Türkler bunlar. Türkler tabii Türk ve Müslümanlar. Müslümanlar. Yani Arnavutlukta, Bosna Hersek'te, Makedonya'da, Kosova'da gibi o Balkan coğrafyasında bunların. Ee, ölümle veya da sürgüne gönderildi veyahut da topraklarından sürüldü. 6-7 milyon insandan bahsediyor. Düşünün bakın. Evet. Esas bugün, tehcir orada yani. Esas tehcir orada. Çarptığımız zaman burada 50 o rakamı bugün Anadolu 1915'li 20'li yıllarda 10 milyon nüfus bugün 80 milyon olduk. O günkü 6 milyon nüfus ne olurdu bugün? 50 milyon olurdu. Balkanlarda 50 tane 50 milyon Müslüman ve Türk neye tabi tutulmuş? Tehcire. İşte Ermenileri bir kenara bıraktığınız zaman esas şey olan, bunu ifade etti. İşte bundan ve dolayı Ve bunu bir Amerikalı bilim adamı. Amerika'da da buna yapıyor. benzer tabi çok e, insaflı bilim adamları da var. Evet. Biz 1990'lı yıllara geldiğimiz zaman biraz daha milli tarihe e, ilgi arttı. E, Türk tarihine olan Osmanlı tarihine olan ilgi arttı ve böyle bu gerçekle yüzleşince ya Ermeni diye bir sorun da varmış o zaman. Biz bu sorunun e, kaynağına inelim. Gerçekten orta ne varsa e, eski Türk Tarih Kurumu Başkanı vardı Yusuf Halaçoğlu. O biraz gerçekten bu konularda ciddi e, çalışmalar yaptı. Hatta e, Vatan Partisi mi Doğu Perinçek? ...bir ara şeyde İsviçre'de mi İsveç'te mi... ...tutuklandı, savcılar sizi sorguladı... ...yok dedi ben onları sorguladım falan dedi... ...bir espri falan yaptı Ermeni meselesinden dolayı... Ee, ...bu anlamda... ...siyasi yani gerek... E, ...sağ kanattan, gerek sol kanattan... ...gerek milliyetçi kanattan... ...gerek İslami kanat ya hangi fark etmez... ...sonuçta bu sorun bizim sorunumuz... ...yani bu ülkede yaşıyorsa... ...bunu savunan bilim adamları, devlet adamları... ...siyasi adamları çıktı ve... Ee, ...bu konuda bir... E, ...konsensüs oluştu diyelim ama... E, ...demek istediğim nokta şurası... ...geç kalındı... ...geç evet. kalındı içinde... E, ...maalesef e, olay siyasallaştı... ...olay popüles, ...popülizm haline geldi... E, ...bizim ülkemizde belki bu kadar değil ama... Dış, ...dış ülkelerde... ...Amerika Birleşik Devletleri, Fransa... ...İngiltere bu konuda çok fazla... ...bir şey ses çıkarmıyor... ...çok uyanık millet biliyorsunuz İngilizler... Ee, bunlar başkalarının söyledikleriyle idare ediyorlar. İdare ederler ve onlara siz buyurun önden buyurun şehit olun derler. Bunu yaparlar. Çünkü ben görmüyorum en azından. Gibi işte bunların ortaya koymuş oldukları iddialar maalesef ka dünya kamuoyunda da kabul görüyor. Evet. Ee, kendi yaptıklarını bir kenara bıraktığınız zaman kendi tarihlerine bakmıyorlar. Bunlar da kendi dünya kamuoylarında kabul gördüğü için de biz e, zor durumda kalıyoruz Ermeni meselesinin genel bugün belki biraz geniş bir perspektif çerçeve çizdim bu anlamda e, olayı özetleyebiliriz. Evet. Peki hocam biraz geriye gidelim. Tehcir Yasasının çıktığı seneler. Evet. E, İttihat iddia terak kişiler evet. güçlü oldukları dönem, dönem değil mi? Evet. Yönetimi evet. ele aldıkları evet. dönem. Yani Abdülhamit Han tahttan indirilmiş indirilmişti. Zaten. 1915. Evet. 1915. evet 1915. Dünya Savaşı başlamış. Evet. Şimdi, Şimdi bu dönemi ele alırsak. Yani bu tehcir yasasının çıkarılması şart mıydı, gerekli miydi? bu Mithat Paşa değil mi o dönemde? Ee, Talat Paşa. Talat Paşa. Dahiliye Nazırı, Evet, Hı. Talat Paşa. Onun imzasıyla çıktı. Tabii onun imzasıyla çıktı. Şimdi, şimdi şöyle. E, tehcir nedir ilk önce? Onu bir isterseniz e, tanımını yapalım. Tehcir e, tanımını yaptıktan Doğru. sonra niçin tehcir uygulandı? Tehcir gerçekten gerekli miydi, zorunlu muydu? Onun üzerinde biraz e, fikir tahtında bulalım. Şimdi, e, tehcir nedir? Göç demektir. Yani bunun e, bilinen hicret kökünden, hicret kökünden hı hı. geliyor, e, göçe zorlanma demektir. Şimdi tarih süreci içerisinde diyoruz, binlerce insan bugün e, eğer ki tehcir gerçekten bir soykırım ise... Te, şimdi geldikleri nokta şu, tamam diyorlar, arşiv bilgiler ortaya çıkıyor, biraz sonra birkaçını okuyacağım buradan, arşiv bilgiler ortaya çıkıyor... ...istatistik bilgiler ortaya çıkıyor. Kendi kaynaklarıyla bizim kaynaklarımızı karşılaştırıyorlar. Bakıyorlar ki gerçekten onların iddia ettiği gibi bir soykırım yok. Evet. Ha Bir öldürme var. Yani Müslümanların e, Ermenileri, Ermenilerin Müslümanları ve Türkleri... ...veyahut hatta o bölgede yaşayan Kürtleri... öldürme olayı var. Bir kıt al var. Ve var yani karşılığı mukatele diyelim. Karşılıklı yani. öldürüşme, kavga ediyorsunuz kavga ederken birisi oturup da bana iki tane yumruk salla demez galiba o da elinde ne varsa ...onunla karşılık verir bu son derece doğal ama bu devletin bir politikası değil zorla değil şimdi bu var ama tehcire geldiğiniz zaman bugün eğer ki Suriye'den bizim ülkemizde yaşayan 3 milyon mu diyoruz? 3 milyon Suriyeli var değil mi? 3 3,5 milyon evet. Mi? 3, üç milyon. Bir o kadar Lübnan'da Ürdün bölgesinde var. Belki o kadar rakamı bilmiyorum. Bir o kadar Mısır'a sığınanlar var. Oraya sığınanlar var. Yani bugün Suriye bomboş. O zaman Suriye de soykırım yaptı. Yapıyor. Bu anlamda baktığınız eğer tehciri bir soykırım e, niyetiyle yapacak olursanız. Avrupa 2. Dünya Savaşı sırasında boşaldı. Değil mi? ...minlerce insan sağa sola... ...işte bunu şey yapmak lazım ...tehcir burada... ...bir bölgeden Osmanlı Devleti'nin... ...savaş şartlarını göz önüne alarak... ...daha güvenli bir başka bölgeye... ...hem göç ettirdiği... ...kimselerin güvenliğini sağlamak... ...hem de göç edilen bölgedeki... ...huzursuzluk ortamını ortadan kaldırmak için... ...yapılan göçe evet. diyebiliriz. Bu yani terimsel anlamıyla... ...bu şekilde ifade evet, edilir. Devletin Tehcir. bekası içinde Beka, yapılıyor. Tabii yani göç edenlerin... ...güvenliğini de sağlıyor. Hı hı. Sadece... Ee, o bölgenin güvenliğini sağlamak değil çünkü toplum arasında bir gerginleşme meydana gelmiş. 25-30 yıldır 1890'lardan başlayıp 1915 e yılına geldiğim zaman 25-26 yıl karşılıklı bu millet birbirine düşman haline getirilmiş. Şimdi bu millet birbirine düşman haline getirilince annesi öldürülmüş, babası öldürülmüş, bacısı öldürülmüş, çocuğu öldürülmüş her iki tarafında. Her iki taraf birbirine doğru gözle bakamıyor. Burada isterseniz ...vaktimiz varsa bir fıkra... ...veyahut da hocam. bir anekdot anlatayım. Bu anekdotu anlattığımız zaman... ...olay çok daha iyi anlaşılır. Yaşlı bir oduncu varmış. Belki bilirsiniz... ...bu fıkrayı, hikayeyi. Yaşlı oduncu... ...her gün gidiyor, odununu kesiyor... ...ve odununu evinde getirip yakıyor, satıyor falan. Bir süre yaşlanmış. Yaşlandıktan sonra odun getiremez hale gelmiş. Kuyudan bir yılan çıkıyor. Diyor ki, sen diyor yıllarca bu işi yaptın. bu Yaşlandın. Bu odunu şey yapamıyorsun... Kesemiyorsun. Hı hı. Her ihtiyacın olduğu zaman gel. Ben sana bir altın vereyim kuyudan çıkan yılan. O altını harca. Bitince tekrar gel. O da çok güzel demiş ya. Neyse, gel zaman git zaman altın alıyor. İhtiyacı olduğu zaman tekrar gidiyor falan. Bir süre sonra iyice gidemez hale geliyor. Oğluna diyor ki oğlum diyor gel. Falan yere git. Biraz başında bekle. Bir yılan çıkar. O yılan çıktığı zaman onun verdiği altını al gel diyor. Şimdi oduncunun oğlu gidiyor, kuyudan yılan çıkıyor, kuyudan yılan çıkıp altını verince oğlan diyor ki, galiba diyor burada altın Hazinesi. hazine var. Ben diyor bu yılanı öldüreyim, niye her hafta gelip durayım, niye sürekli geleyim, hepsini alayım gideyim ve daha sonra bir daha uğraşmam diyor. Yılan çıkınca altını alıyor ama o arada yılana bir balta orak eline ne varsa sallıyor, yılanın kuyruğu kopuyor yılan da can havliyle oğlanı sokuyor ve öldürüyor. O, tabi oduncu bekliyor 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 baktı gelen giden yok yaşlı haliyle tekrar toparlanıyor ve geliyor bir bakıyor ki bir tarafta yılan bir tarafta oğlu. Meseleyi anlıyor. Yılana diyor ki ya diyor oğlan diyor yapmış bir hata. E, hata. Bunu anla, unutalım. Sen yine diyor ben yine sık gelmeyeyim ama ara sıra geleyim ihtiyacım oldukça sen bana buradan altınları ver. Ben de bu işi unutalım diyor. Yılan da diyor ki sen de o evlat acısı ben de bu kuyruk acısı olduktan sonra bu dostluk burada devam etmez. Şimdi bu tarihi hikayeler ama ders çıkarmamız lazım. Şimdi maalesef Ermenilerle Türkler arasında 1890'lı yıllara kadarki süre içerisinde bir dostluk vardı. Araya üçüncü bir kişi girdi. Bu gireye araya giren üçüncü kişi aradaki bu dostluğu bozdu. Ve her iki tarafta da bir acı var. Evet. Bir evlat acısı, kuyruk acısı. Bu anlamda ama bu böyle devam etmez tabii. Etmeyecek. Çünkü o tarihte e, şey yapıldı ve böyle bir e, sorunla karşı karşıya kaldık. Hocam devam edeceğiz bir aradan sonra. Tamam. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim... Yıldız Teknik Üniversitesi İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Selim İlmi Özkan Bey kendisiyle Ermeni meselemiz üzerinde sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. <laughs> değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim Yıldız Teknik Üniversitesi İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Selim Hilmi Özkan Bey ile Ermeni meselemiz üzerinde efendim sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam Ermeni meselemiz dedik ve Ermeni meselesinin başladığı döneme kadar inceştik. Ya evet. Yani tehcirin ufak tanımını yaptık ve tehcir niye yapıldı? Tehcir evet. şunun için yapıldı. Türklerle Ermeniler ...yüzyıllar boyu dost yaşadılar. Bunda zaten tarih süre içerisinde... ...birçok konu üzerinde... ...çalışma yapıldı. Fakat... ...Birinci Dünya Savaşı yılları yaklaştığı zaman... ...o da 1890'lı yıllardaki... ...Ermenilerin isyanı, komitecilerin... ...hareketleri de bunun içerisine... ...kattığımızda... ...Ermeniler... ...bu faaliyetlerini artırdılar. Niye bu faaliyetlerini... ...artırdılar? Yani komite faaliyetlerini, isyan faaliyetlerini, Türk, Türklere karşı olan baskılarını bölgesindeki faaliyetlerini artırlar. Niye artırlar? Şundan dolayı artırlar. Burada şöyle bir ...anti parantez tırnak açalım. Türkler Anadolu'ya 1071 yılına geldi. Yani Malazgirt Savaşı sonrasında. Ve bu tarihten sonra Anadolu Türklerin ana yurdu haline geldi. Ata yurdu haline geldi. Hatta. Resmi olarak. Tabii tabii tam bizim resmi olarak. Da, doğru. ve bin yıl bu topraklarda Türkler Barış huzur içerisinde yaşadı. Türkler geldiği zaman Ermenler bu topraklarda var mıydı? Vardı. Ermenler bu toprakların kadim milletlerden birisi. Kafkaslarda, Erme, e, Anadolu'nun güney ve doğu kesiminde, Çukurova bölgesinde, bugünkü Halep çevresinde, Irak'ın bir kısmında bu bölgelerde Ortadoğu'da var. Ortadoğu'da. Daha sonradan Ortadoğu'ya doğru geliyorlar. Hı. Esas yaşadıkları yerler böyle. Dağını kaldı yaşıyorlar. Fakat dağını kaldı yaşıyorlar ama şuradan bir şey okuyayım isterseniz eğer şey varsa. Buyurun hocam. Yıl 993. Yani Türklerin Anadolu'ya gelmesinden yaklaşık olarak bir yüz yıl önce. Onlar yani Romalılardan bahsediyor. Bunu yazan da Urfalı Metos. Yani bir Ermeni tarihçisi. Diyor ki onlar Romalılar. Katogikosu Haciki mezhebi için türlü işkencelere mazu bırakmışlardır. Yani kimi Ermenileri söylüyor. Kim bırakıyor? Ee, Romalılar. Romalılar. Romalı. Romalı hükümdar. Duyduğumuza göre onlar onu ateşe tezip etmişler. Yani ateşe atmışlar. Fakat o alevlerin içinden sağ ve salim çıkıyordu. İki yıl sonra 993-994 Büyük Roma dükü büyük bir orduyla beraber Ermenilere karşı yürüdü. Hristiyanların üzerine atılıp onları kılıçtan geçirdi. Ve esaret altına aldı. O zehirli bir yılan gibi her yere ölüm götürdü. Ve böylelikle dinsiz milletlerin yerini tutmuş oldu. Şimdi bunu kim söylüyor? bir Ermeni Urfa söylüyor. <laughs> Kim? Romalılar niye Ermenilere böyle bir şey yapıyorlar? Zulüm yapıyorlar. Zulüm yapıyorlar. Çünkü Romalılara göre, daha doğrusu Hristiyanlara göre, Katolik ve Ortodoks Ermenilere göre daha biliyorsunuz Hristiyanlık kurulduktan sonra ana iki tane büyük kol oluştu. Katolik ve Ortodoks. Daha sonra Protestan. Protestanlar çok çok sonra. Bir bin, bin yıl sonra. Yavuz Sultan Zeli'nin zamanı sonra. zannediyorum. Tabii. Da. Bin, bin, bin sonra. Doğru. Şimdi e, mi? Ermenilerin e, Anadolu'ya Selçukların gelmesinden bir 150 yıl, 200 yıl önce Roma daha öncesi de var ama Ermenilerin karşılaştıkları muamele bu şekilde. Şimdi böyle oldukları için de niçin bunu böyle yapıyorlar? Çünkü Ermeniler Hristiyanlığın içerisinde Gregorian mezhebine mensup olup bölündüler, ayrıldılar ve Hristiyanların inancına göre, kadim inançlarına göre Ermeniler ehli küfür. Çünkü dini böldüler, ...ve ayrı bir mezhep kurdular... ...ve bundan dolayı dinden çıktıkları için... ...bunlara yapılan her şey... ...reva. Selçuklular geldikten sonra... ...ne yaptılar? Selçuklular ise... ...bunları en huzurlu... ...bir şekilde yaşamalarına ortam sağladılar. Bunu da nereden görüyoruz? Yine... ...bunu da başka bir... ...dukas olması lazım. Tarihçi diyor ki... Yine Ermeni bir tarihçi mi? Er, evet. Ro, Romalı tarihçi. Hı. Ey... Merha, e, e, ...merhamet diyor senden daha büyük bir ihanet olamaz. Bunu ne zaman söylüyor? 993 yılından 150 yıl sonra. 1155'te falan söylüyor. Yani 1155 yıl olaylarını anlatırken söylüyor. Anladım. Dukas'ın ne zaman yaşadığını ben şimdi hatırlayamadım ama 1155 olaydan anlatırken. Niye böyle söylüyor? Şundan dolayı söylüyor. Çünkü Sultan Mesut, Selçuklu Sultanı Mesut, Ermenilere ve Rumlara, sadece Ermenilere değil Rumlara, bugün Beyşehir Gölü çevresinde yaşayan Rumlara o kadar iyi davranıyor ki iyi davrandığından dolayı bir kısım Ermeni ve Rum Müslüman oluyor. Veya bir kısım Ermeni ve Rum Selçuklu coğrafyasına gelip yerleşiyor. Göç etmiyorlar. Romalılar siz diyorlar yaşadığınız topraklardan bizim topraklarımıza göç edin. Oraları Türkler aldı deyince göç etmeyip orada yaşamaya devam ediyorlar. İşte bundan dolayı ey merhamet diyor. Senden daha büyük ihanet yoktur. Çünkü senin ihanetin sayesinde, senin merhametin sayesinde e, ee, Ermeniler ve Rumların bir kısmı Türklere sığındı. Veyahut da Müslüman oldu diyor. İşte Ermeniler böyle bir yaşam tarzına sahip iken e, Türklerle huzur içerisinde yaşadılar. 1890'lı yıllara geldiğimizde bizim dedi, bir önce dediğimiz gibi e, tehdit olaylarına başladılar. İsyan olaylarına başladılar. E, işte komite faaliyetlerine başladılar. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti girince Ermeniler saflarını Ruslardan yana kullandılar. Uzun yıllar beraber ortak coğrafyada yaşadık ama Ruslar da biliyorsunuz Osmanlı'ya karşı savaş ilan etti Birinci Dünya Savaşı'nda. Ve Doğu ve Güneydoğu bölgesinde Türk köylerine saldırmaya başladılar. Niye? Çünkü Türk köylerindeki askerler savaşa gitmiş, erkekler savaşa gitmiş. Köylerde kadınlar, kızlar ve çocuklar kalmış, savunması hale gelmiş. Ermeniler de askere gitmiyor çünkü tanzimatın getirmiş olduğu, sıhhat fermanının getirmiş olduğu ayrıcalıklardan yararlanıyorlar. E savaşa gitmedikleri için de bu komite faaliyetleri sayesinde köylere basıyorlar, öldürüyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar. E i̇şte elimizde bilgiler var. E, tehcir öncesinde o kadar çok rakam var ki bu e, rakam yaklaşık olarak 1920 yılına kadar olan 1890'dan, 518 binden fazla Müslüman öldürülüyor. Bin 518... ...bu elimizde isim, isim, isim kayıtları olan kimseler... ...daha fazla bırakamadık. Bu Bunu yapan Ermeniler. Ermeniler. Evet, i̇şte yarım o, milyondan fazla insanımızı katlediyor. İnsanı öldürüyor. Şimdi 1915 yılında... ...iddiat ve terakki ne yapıyor mecburen? Bunları diyor... Yap, ...yaşamış oldukları bölgelerde daha rahat... ...savaşabilmek... Ee, ...savaş olmasın ama... ...en azından Osmanlı Devleti Birinci Savaşı'na girmek zorunda kalmış. O zaman o günün şartlarında savaşın olmadığı ve yaşam şartları açısından devletin de daha iyi bir imkan sunabileceği bugünkü Suriye topraklarına daha güneye diyelim göçe zorluyor mecburen. 340 bin civarında 360 bin civarında Ermeni yaşadıkları bölgelerden alınıyor. Belli bir kural, belli bir şey içerisinde bu bölgeye göç ettiriliyor. Şimdi buna biz tehcir diyoruz işte. Bunların göç ettikleri bölge neresi? Osmanlı Yine Osmanlı yapıyorsam. toprağı. Yani adam diyor ki burada yaşamayacaksın bundan sonra burada yaşayacaksın çünkü evet. sen diyor benim kurallarımı çiğniyorsun ve benim kurallarımı ben savaş teykanını zorduğun bırakıyorsun. Şunu da yapabilir Osmanlı derdi zaten savaştasın. Savaşın savaş dediğiniz hukukun olmadığı bir yer savaş hukuku diyorlar da dinleyenler mi var, sava var savaş hukukunu? Rusya sürerdi. Yani İranı. Osmanlı topraktan dışına defolun gidin derdi. Gidin derdi yapamasa bile sınıra getirir zorla gönder oraya kadar getiren adam. Daha kötüsünü yapamaz mıydı? Yapardı. Evet. Yap ama yapmadı. Niye? Çünkü amacı bunları tehcir etmek değil. Yani bunları zor şartlar altında göçe zorlamak değil. Amacı nedir? Güvenli bölgeler oluşturmak veyahut da güvensizlik ortamında daha yaşanabilir bir coğrafyalar oluşturmak. Bunun için şimdi burada noktayı koyalım. İşte Ermeniler birinci iddiaları neydi? Türkler Doğu ve Güneydoğu bölgesi, daha doğrusu Müslümanlar Güney ve Doğu Anadolu bölgesinde bir buçuk milyondan daha fazla Ermeni'yi öldürdüler. Niye bir buçuk milyondan daha fazla? Çünkü onların iddiasına göre iki buçuk milyon Ermeni yaşıyor. İddiasına göre. Ama tarihi belgeleri incelediğim zaman tarihi belgelerdeki yaşayan Ermeni sayısına kadar bir buçuk milyonu geçmiyor. Bir milyon 20 diyen var, 1 milyon 200 diyen var, 1 milyon 300 diyen var, 1 milyon 500, 1 milyon 800'e kadar çıkaranlar var. 1 milyon 800'e kadar bile çıkmış olsa savaş bittikten sonra 1 milyon Ermeni var ortada. Yani Osmanlı coğrafyasında ha bu iddiaları güçlendirebilmek için 2,5 milyon Ermeni var. 1,5 milyonu da öldürüldü. Zaten 1 milyon Ermeni kaldı iddiasını ortaya atıyorlar. Bunu tutturamadılar. Niye? Çünkü çalışmalar ortaya çıktı. Rahat, rakamlar meydanda. Rakamlar meydanda. Arşiv belgeleri var. O günün e, tutucuları, o günün yani kronikleri, o günün batılı seyyahlarının verdiği rakamlar var. Şimdi Evliya Çelebi'nin verdiği rakamlar var. Kendi dönemi için Evliya Çelebi bu dönemde yaşamamış da Evliya Çelebi'nin rakamlarından bir takım yola çıkarak biz karşılaştırmalar yapıyoruz. Diyoruz ki tarihi belgelere bakıyoruz. Tarihi belgelerde 300 tane bir mabetten bahsediyor mesela. Evliya Çelebi diyor ki 700 tane diyor. Abartıyor. Veyahut da 500 tane minare gördüm diyor mesela. Gibi. Ha sen bunları ayıklıyorsun. İşte şu 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 sebeplerden dolayı. Geç. Şimdi 1900 yılların sonu, 1800 yılların sonuna doğru Anadolu'ya gelen seyyahlar, İngiliz şey, konsolos raporları veyahut da kilise defterlerine baktığınız zaman, evlenme ve boşanma oranlarına baktığınız zaman, evlenenlerin oranlarına baktığınız zaman bir sayı ortaya çıkıyor. Şimdi bu sayı ortaya çıkınca bakıyorlar ki bu iki buçuk milyon tutturamıyorlar. O zaman şunu iddia ediyorlar. Siz evet öldürmediniz. Olabilir. Bu rakamlara kadar öldürmediniz. Ama tehcir yaparak soykırım yaptınız. Bu sefer bunu ortaya atıyorlar. Evet. Amaçları ne? Türkleri zor durumda bırakıp daha sonraki dönemde bu bölgelerde hak iddia edebilmek. Hak ediyorlar zaten. Bunlar Ermeni toprağıydı. ...buralar şu toprağıydı, bu buralar bu toprağıydı gibi böyle bir şeyler var. Tehcirin e, denmesinin veyahut da tehcirin Ermeni sorunu ile birlikte bir zulüm günü olaraktan gündeme getirilmesinin asıl nedeni bu. E, hocam yine geriye doğru gidersek bu tehcir yasasının işte talat Paşa dediniz evet, değil mi efendim? Evet. E, İttihat terakkicilerin malum milliyetçilik akımlarının içerisinde olmaları var. Evet. Jön Türkler var falan. Ee, bunlara karşı yapılmış olamaz mı? Veyahut da Ermenilerin de böyle bu milliyetçilik hareketlerine girişmiş olması... E, ha, ...bu tabii sebeple şu dayanır, var ee, mi? Yok şöyle, e, onunla bir bağlantısı yok. Niye onunla bir bağlantısı yok? Şimdi şöyle, elbette İttihat ve Terakki Partisi... Ee, ...biraz tabii ki... Mi, ...milliyetçilik üzerine kurdu. Zaten bu milliyet üzerine kurduğu için de... E, ...1909'dan sonra... E, ...Osmanlı Devleti... ...bununla çok uğraşmak zorunda kaldı. Fakat Ermenilerin... ...komite faaliyetlerine başlaması... ...1909'dan çok önce. 20 yıl önce. 1890'larda başlıyor. Ama Daha işte o da Fransız İttiharından sonra... ...yine da milliyetçi akımlar milli... var. ha Şöyle, İttihat ve Terakki'nin milliyetçiliğine... ...karşı bir tepki değil. Ermenilerin yaptıkları. Onu demek istiyorum. Elbette ki... E ee, Ermenilerin Osmanlı'ya karşı faaliyete geçmiş olmaları fakat yine milliyetçilik akımının etkisi var ama ben şöyle söyleyeyim size milliyetçilik akımının etkisi olmakla beraber Fransız İtirali ne zaman ortaya çıktı? 1789'da. Evet. İlk Fransa itiraline dayalı ilk isyan ne zaman? 1802-3'tür Sırplar Balkanlarda. Daha sonra kim isyan etti? Rumlar yani Yunanlılar. Daha evet. sonra Balkan toplumları. Bak hala Ermeniler yok. Ermenilerin ise isyana karşı milleti sadıka deniyor zaten. Bunlar hiç oyuna gelmediler Ermeniler aslında. Yüz yıl sonra 1890 yani Fransız itirazından ta yüz yıl sonra Ermenileri bu kadar galeyana getiren Ermenileri bu kadar e, isyana sürükleyen Batılıların Hristiyan birliği düşüncesi. Biraz önce şöyle bir şey söylemiştik. Demiştik ki Ermeniler Hristiyanlar tarafından kafir olarak tanıtlandırılıyor. Niye? Çünkü Hristiyanlık mezhebini böldüler ve Hristiyanlıkta ilk bozgunculuğu bunlar çıkardılar. 310'lu yıllarda Gregorian mezhebini kurarak ayrı bir ilk kilisesini oluşturdular. Yani Ermeni Hristiyanlık içerisinde. Biliyorsunuz Roma daha sonra Hristiyan oldu. ...Ermeniler daha önce bu şeyden ayrılıp... ...onlara göre bir e, küfür ehli... ...yani Hristiyanlığın düşüncesine göre... ...Ermeniler ki ...Ermenilere niye ihtiyaç duydular bunlar... ...1800 yıldan sonuna doğru... ...şundan dolayı ihtiyaç duydular... ...şimdi onlara göre Anadolu coğrafyası Hristiyan bir coğrafya... ...yani Roma ve Bizans... Değil ...Türk devreye sonradan geldi... E, ...Türk devreye sonradan geldiğine göre... ...buradaki Hristiyanları ve Rumları... ...yerlerinden ettiler ve çıkardılar... E, ...bu Hristiyan coğrafyası da kurtarılması lazım... ...bunu kurtaracak olan kim? Hristiyanlar. O zaman... ...buna bir ne bulmaları lazım? Aparat bulmaları lazım. İşte o aparatta... ...ilk önce Ermeniler düştü bu oyuna. Evet. Yani ama çok geç düştüler. Şimdi Ermenileri... ...aslında Ermenileri de... ...takdir edelim demeyelim de... ...Osmanlı Ermenilere o kadar çok... ...değer vermiş ki bu anlamda. Değer verdi, güvendi. Güvendi niye? Bakın şurada mesela... ...daha başka bilgiler de var da... 1890'larda Ermen isyanın bastığı sırada Osmanlı hükümetinde çalışılan Ermenilerin listesi. Elimde 25-30 tane liste var. 3-5 tanesini rastgele okuyayım. Usep Efendi mimarlık bürosunda 2500 kuruş maaş alıyor. Çok iyi bir para okunun şartlarında. 1000-1500 kuruş maaşlı bir dönem içerisinde bahsediyoruz. Nikolaki Efendi mimarlık bürosunda çalışıyorum şimdi. Persek Efendi katibi yasal işler bürosunda çalışıyorum. Yosef Efendi katip şefi. ...Hamparsan doktor gibi ee, Vahan Bey doktor, Muaz Arslan katip, Sağak Efendi katip muhasebe bürosunda gibi. Ya bunlar 1890'da isyanın başladığı dönemden. Yani Ermeniler Osmanlılar tarafından dışlanmış değil ki hani milliyetçilik akımından niye etkilensinler? Evet. Çünkü milliyetçilik akımından etkilenecekleri niye etkilenirsin siz milliyetçilik akımından? Ben dışlanıyorum dersin. Ben ikinci bat, sınır sınıf vatandaşı olaraktan görülüyorum dersin. Osmanlı'nın bu anlamda ee, ...bir milliyet kavramı da yok aslında. Yani milliyet kavramı dedim. Sen Türksün, sen Kürtsün, sen Arapsın, sen Çerkezsin. Osmanlı'nın zaten yok, yok da İttihat Terakkicilerin var. İttihat Terakkiciler 1909'dan sonra daha iktidara geldiler ya. Yani evet. Ermenilerin e, 1890'larda komite faaliyetine başladıkları için... ...onda çok fazla şeyler yok. Ama şu var. E, Ermenilere karşı daha sert bir... ...fakat İttihat ve Terakkiciler de bu konuda hani çok fazla... E, eleştirmemek gerekir. Niye eleştirmemek lazım? Dönemin şartlarına göre göre İttihat ve Terakki'ciler de o 1909 yılındaki şey 1915 yılındaki uygulamış oldukları tehcir de yapılabileceğinin en iyisini yapmışlardır. Tabii İttihat ve Terakki'cilerin e, sonuçta Sultan Abdülhamit tahttan indirmeleri başlı başına bir garabet bir olaydır. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girip e, başına çora bören İttihat ve Terakki'cilerin bütün bir faaliyetleridir. E, bu anlamda ama... ...Ermeni meselesinde e, bu iddiaat ve terakkicilere çok fazla günah... ...yüklememek gerekir diye düşünüyorum. Benim evet. kendi düşüncem. Evet hocam. Peki hocam. Ee, tehcir'den söz ettik. Ee, hayatlarını kaybeden Ermenilerin sayısı... ...bir ee, buçuk milyon dediniz evet, az e, şöyle. Bir e, buçuk, bir milyon, buçuk kadar. milyon olduğunu iddia ediyorlar. Kendilerini iddia, iddia ediyorlar. Tabii kendileri iddia ediyorlar. Yani Hı -hı. burada... Ölenlerin yani ölen Ermenilerin sayısının ölen de demeyelim. Onu tabi sayı rakamsal Türklerin sayısını çıkardık. 518 bin civarda biz Türkler. Fakat Ermeniler o, tarafından katledilen tarafından katledilen Toplu katliamlar var ya. Yani ben burada yine bunları ben tespit etmedim. bunları yapılan çalışmalar sonrasında sevk edilenler var. 1906 ile 1920 yıllar arasında, bakın 1908, 1890'dan 1906 yılına kadar olan yok. 1906 ile 1922 yılları arasındaki ölen Ermeniler sayısı 518 bin dedik. Mesela e, Naççıvan'da 4 bin bir anda. E, muhtelif köylerde 2500. Kars'ta bir yerde 30, 44 bin. Van'da 44 bin Ermeni öldürülmüş. Ne zaman öldürülmüş? 1916 yılındaki kayıtlardan elde ediyoruz bunu. Bu tabi muhtelif zamanlarda. Yine Malazgirt'te 20 bin. Muradiye'de 10 bin. Van'da yine 1915 yılı kayıtlarında 20 bin. Defterlerden çıkarılan rakamlar. Kars ve Ardahan'da 30 bin. Van'da yine 15 bin. Van'da yine 80 bin. Bu hani tutulan kayıtlardan evet. yola çıkıyor. Bu rakamları çoğaltabiliyoruz. Bunlar Ermeniler tarafından öldürülen bir buçuk milyon Ermeni tehcire öldürüldü mü veya da tehcire tabi tutuldu mu? Tehcire tabi tutulan Ermeni sayısı 340 ile 350 bin arası. 360 bin rakamları var bunların. hepsi Fakat o kadar. burada e, şöyle bir e, rakam boşluğu ortaya çıkıyor. İskan yerine ulaşan Ermeni sayısı 310 bin civarında. Yani 40 Yo e, yolda ölenler var. Yolda ölenler var, kaçanlar var, Kaçanlar. öldürülenler var. var. E, hastalık sebebiyle. Hastalık var. sebebiyle. ...gittiği yere gidip daha sonra Osmanlı Devleti'ne haber vermeden göç edip gidenler var. Evet. Niye? Çünkü yapılan e, göç çalışmalarında biz Ermenilerin Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine göç ettiklerini görüyoruz. Bu anlamda da baktığınız zaman Ermenilerin İskan bölgesinden hiçbir şekilde habersiz şekilde göç edip gitmişler. Yani haber vermeden, kaçak yöntemlerle... E bu açıdan da baktığınız zaman Ermenilerin öldürülenlerin sayısının o bir buçuk milyon rakamı Türkler tarafından abartının da abartısı. Evet. Hocam bir ara daha veriyoruz. Evet. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim Yıldız Teknik Üniversitesi İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Selim Hilmi Özkan Bey kendisiyle Ermeni meselemiz, meselelerimiz üzerinde sohbetimiz devam edecek efendim. Bizden ayrılmayın. <laughs> Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim Yıldız Teknik Üniversitesi İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Selim İlmi Özkan Bey ile birlikteyiz. Ermeni meselelerimiz üzerine sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam isterseniz bu da bu bölümde de bu Ermenilerin mezhep değiştirilmeye zorlanması meselesi, meselesi evet. var. Şimdi bu onu şu... biraz konuşalım. Tabi bu derken Osmanlı yapmadı bunu. Yapmadı. Evet. evet yanlış Hatta e, Ermenilerin mezheplerini Osmanlı korudu. Şimdi şöyle korudu Ermenilerin mezheplerini Osmanlı. Ee, biraz önceki bölümde söylemiştik. Ermeniler Hristiyanlıktan ayrılan ilk grup Gregorian Ermeniler. Yani Hristiyanlık mezhebinin içerisinde mezhep olarak ortaya çıkan, yani Hristiyanlığı ana bir çizgi olarak kabul edersek mezhepsel, hani ana çizgide Katoliklik kabul ediyorlar bunlar. Daha sonra Ortodoks ve Protestanlık ortaya çıktı. Kalben, Anglikan gibi birçok mezhepler ortaya çıktı bu ana çizgiden ilk ayrılan Gregorian Ermeniler oldu. Bundan dolayı da bu bir önce önceki de defalarca söyledik. Batı dünyası tarafından çok muhtemel kabul edilmedi. Katolikler tarafından. Katolikler tarafından kabul edilmedi. İşte daha sonra protestanlar da tabii 1500 yıllardan sonra Osmanlı'da etkili olmaya çalışan protestanlar da Ermeniler üzerinde bir takım şeyler yapmaya çalıştılar. Şimdi, İstanbul fethedildiğinde İstanbul'da Ermeniler vardı. Var şöyle. Gregorianlar vardı değil mi? Gregorian diyor. Ee, tabii Ermeniler İstanbul'da değildi. Patrikliği Bursa'daydı. Fatih Sultan Mehmet Ermeni Patrikliğini Bursa'dan İstanbul'a getirdi. Ve işte bugünkü o meşhur Ermeni Patrikhanesine siyasi imtiyaz ve hak veren Fatih Sultan Mehmet'tir. Daha önce İstanbul'da yok. Niye yok? Çünkü diyorum bunlar ehli küfür olarak kabul ediliyor. Hmm. Kendilerince. Yani Hristiyanlığın içerisinde kabul edilmedikleri için İstanbul'a niye açtırsın ki adam Ermeni Patrikliğini? Konstantin mezhep olarak Ortodoks. Hmm. Ortodoks. Onlar da kabul etmiyorlar Ermeniler. Ermeniler böyle bir Halbuki Ermeni Ortodokslar tabiri de geçiyor. Onlar ayrı tabi. şimdi Ermeniler içerisinde şöyle diyelim. Ermenilerin içerisinde ana çizgi Gregoryenler var. Ortodokslar var, Katolik Ermeniler var. Hı, hmm. Ermeniler de, de üç tabii, ayrı tabii, tabii üç ayrı mezhepler var. Mezhepler var. Şimdi bunu şöyle diyelim. 1700 yılına ait bir belge var elimizde. Çok belgeler vardı. Bir tanesini okuyayım mesela. İstanbul'da Ermeni Patrik olan Sahak, Ermeniler arasında Katoliklik propagandası yapması üzerine İstanbul Kaymakamı'nın bu konuda tedbir alması hususunda. Bunu kim yazıyor? Divane Hümayun yazıyor. Divane Hümayun'a e kim müracaat ediyor? Ermeniler müracaat ediyor. Diyorlar ki bizim psikosumuz Sahak veyahut da Erpatri'imiz Sahak bize Katolik yapmaya çalışıyor. Ona kim bunu yaptırtıyor? Batılılar yaptırtıyor. Başka bir belgede diyor ki İstanbul Galata'da bazı müfsitlerin Ermeni kitaplarını yeniden basarak bunların arasına fesat sokmak istemeleri üzerine İstanbul kaymakamının bu konuda tedbir alması için. Şimdi er, Katolikler kitap Ermeni kitaplardan kasıt İnciller. <laughs> Getiriyorlar İncilleri. Biliyorsunuz Katolik İncili farklı, Ortodoks İncili farklı. Bu anlamda Ermenilerin de kendilerine göre bir İncil'i var. Bunlar da Katolik İncil'lerini getirip Ermeniler arasında propaganda yapıyorlar. Başka bir belge İstanbul Sulu Manastır'da, bunların hepsi 1700 yılına ait. Ermeni rahiplerinden Haçador, Valide ve Vezir Hanlarında Avrupalı Katolikler ile birlikte bir takım yeni kitaplar basarak bunları yaymak istemesi üzerine kürek cezalı cezalandırması için İstanbul Kaymakamı'nın bu konuda tedbir alması hususunda. Bunların tamamını kim yapıyor? Osmanlı Devleti. Niye? Ermenilerin kendi mezheple üzerine yaşamalarını sağlamak için. Aslında Ermenileri batılılar tarafından istismar edilmesini engellemeye kim çalışmıştır? Osmanlı Devleti çalışmıştır. Ermenileri kendi Osmanlı niye bunların durup dururken mezhep değiştirmeye zorlasın ki? Niye Ermenileri zorla Müslüman yapmak istesin ki? Niye Ermenileri zorla başka bir Katolik mezhebi şuna buna çevirmesin? Diyor ki Osmanlı'nın temel prensibi şu. Müslümanım diyorsan Müslüman gibi yaşa ve Müslüman defterine kaydol. Müslüman vergisi öde. Evet. Gayrimüslim diyorsan gayrimüslim gibi yaşa ama gayrimüslimliğin de hangi mezhebinden? Rum cemaatinden misin? Yahudi cemaatinden misin? Ermeni cemaatinden misin? O kiliseye tabi ol. Yoksa kendi mezhebinin dışında ha, kendi hür iradenle ben katolik oldum. Buna Osmanlı karışmaz. Karışmıyor. Ama Dışarıdan bir müdahale, misyoner bir faaliyetle gelip de birisi seni suistimal ve istismar etmeye çalışıyor ise Osmanlı da buna e, müdahale, müdahale etmiştir ve tarihimizde belge, işte Ermenilerin bunu görmesi lazım, bunu anlatmamız lazım, buna bununla alakalı o kadar çok belge ve bilgi var ki bu Ermeni soykırım yaptılar, Ermenilere baskı ve zulüm yaptılar, Ermeniler Türkler tarafından suistimal ve istismar edildi diyenlerin bence görmesi gerektiği şey bu. Yöntem evet. bu. Eğer Osmanlı böyle bir baskı yapacak olsa zaten kendi dinine dönmeleri için yapar. Tabii canım. Hem Ki, onun için yapar hem de Osmanlı Devleti baskı yapmış olsa yapab. Yani tarihte diye faraziye veyahut da tarihte şöyle olsaydı olmamış olay üzerinden böyle olabilirdi diyemeyiz ama şöyle bir şey var. Osmanlı Devleti baskı yapmak istese yapabileceği o kadar dönemler var ki şey anlamında Fatih, Kanuni, Yavuz daha sonraki dönemler işte Osmanlı'nın en zayıf olduğu dönem 1915'te almış 360 bin tane Ermeni'yle ne yapmış? Bir yerden başka bir yere sürmüş. Bunlar da diyorlar ki siz bize soykırım yaptınız. Yapmak istediği zaman yapabiliyor mu? Yapıyor. Bunları başka bir şey de yapabilirdi. Katledebilirdi, öldürebilirdi. Planlı ve politik olarak ama diyorum. Evet. Fransa'nın Ruanda'da yaptığı gibi, Fransa'nın Cezayir'de yaptığı gibi ve hatta başka devletlerin başka yerlerde yaptıkları gibi bunları da yapabilirdi. Ama Osmanlı Devleti kim hangi mezhep üzerine ise o mezhep üzerine e, ibadetlerini ve dinini yaşamasının yolunu açmıştır. Zaten İslamiyet o, bu şekilde emrediyor ve İslamiyet, din, İslamiyet uyuyor Osmanlı. Din, din. Senin dinin, sana, benim dinim bana. Evet. Müslümansa Müslüman gibi yaşa. Evet. Değilsen vergini öde öde ne nasıl söyleyeceksin? Çünkü Osmanlı e, hukuk devleti, kanun devleti. Sana sana diyor ki Müslümansan ben senden diyor aldığım vergileri Müslüman vergisi alacağım. Hristiyan da cizye ve haraç alacağım. Veyahut ona göre bir sana muamele yapacağım. Ona göre e, Müslümansan içki içemezsin. Ona göre şey yapacağım yani muamele yapacağım. O zaman senin diyor benim mezhebini bilmemden daha günümüzün e, doğal günümüzde mesela hani de istediğimiz ate istediğimiz ben istediğim gibi yaşarım hani günümüzün toplumu açısından değerlendiriyoruz ama bu Osmanlı toplum için geçerli değil. Evet. Osmanlı toplumunda Osmanlı vatandaşının ne Hangi millete, hangi dine mensupsan... ...o dinin, milletin gerektiğini yapacaksın. Yapacaksın ve onu da bilmek ister Osman. Bilmek istemiştir. Defterine ona göre kaydetmiştir. Müslüm Hı -hı. gayrimüslim defterleri. Evet. Cizye defteri, haraç defteri, cizye pardon... ...cizye defteri diye bunları şey yapmıştır. Kaydı almıştır. Evet. Ee, sahtecilik e, yahut da işte... ...sahtekarlık söz konusu değil. Kesinlikle. Ben Müslümanım... ...Müslüman oldum diyorsan da... ...Müslümanlığın o şartlarını yerine getireceksin. getireceksin o zaman. Yani daha doğrusu şöyle... Müslüman'ı camide görmek istemiştir. İkinci Mahmud'un bir sözü var ya ben Müslüman'ı camide Hristiyan'ı kilisede Yahudi'yi Havra'da bilirim, tanırım. Demek Müslüman'ı camide görmek istemiştir. Hristiyan'ı kilisede Yahudi'yi de Havra'da görmek istemiştir. Bunun arasında olanları müsaade etmemiştir. Bunun arasında olanlar var mı? Var. İstavri dediğimiz yani şöyle diyelim belki Müslüman gibi gözüküyor ama Hristiyan. Münafık. Münafık. Ne olduğu belli değil. Bu ne zaman? Öldüğü zaman ortaya çıkıyor. Öldüğü zaman nasıl ortaya çıkıyor? Cami cemaat diyor ki bu öldü. Bunu İslam adet ve geleneklerine göre gömeceğim diyor imam. Ya Hristi kilise diyor ki bu diyor 20 yıldır benim cemaatim diyor. Geliyor her pazar kiliseye geliyor diyor. giz giz gelip veyahut da şeyse yardımını yapıyor, ibadetini yapıyor, ayinlere gelip gidiyor. O da diyor ben Hristiyan adet ve gelenine göre gömeceğim diyor. Arada münazara çıkmış. Bu var Anadolu'nun birçok yerlerinde. İstavri dediğimiz. İstavri. İstavri evet ki Hristiyan veya da Müslüm olduğu belli olmayan bir kesim var. Osmanlı bunlara da müsaade etmek istememiştir. Neyse ne yani onlar da şöyle düşünüyorlar. Ben Hristiyan olayım ama Müslüman gibi davranayım, bir takım ayrıcalıklardan yararlanayım. Evet. Günümüzde de siyasete girmek istemeyiz ama siyaset bizim işimiz değil. A partisinin çok seviyorum ama gönlüm oradan yana. Ama B partisi çok güçlü olduğu için B partisine yararlanmak istiyorum gibi. Evet. Aynı şey. Yani değişen bir şey yok. Evet, maddi menfaatleri çıkarları Bak, için böyle bir yola gitme. İstavrilerin evet. durumu böyle. İstavriler yani. bu şekilde evet. Evet. Peki hocam, ee, Ermenler. Hristiyan misyoner teşkilatları Ermeniler üzerinde etkili olmuş mudur? Şöyle e, diyelim. Aslında biraz önceki okumuş olduğumuz belgelerle bağlantılı bir e, soru, soru bu. Evet. Şundan dolayı bağlantılı soru. Şimdi 1600'lü yıllara gelindiği zaman Osmanlı coğrafyasındaki yaşayan Hristiyanlar ile sadece Ermeniler değil Hristiyanların tamamıyla Batılı devletler daha fazla ilgilenmeye başladılar. Niye batılı devletler daha fazla ilgilenmeye başladılar? Çünkü coğrafi keşiflerle birlikte Osmanlı coğrafyasına bir ilgi arttı. bu biraz önce söyledik. Bu bölge Hristiyan bir coğrafyaydı. O zaman bu coğrafyanın da kurtarılması lazım. E, kurtarılabilmesi için de işte misyon faaliyeti başladı. Bilhassa Fransa'da misyon okulunun kurulmasından sonra Katolik misyonerler Anadolu'nun çeşitli bölgelerine, Sivas'a, Malatya'ya birçok bölgelere tıp doktoru, öğretmen, hemşire gibi bir birtakım e, resmi görevler adı altında gelip Anadolu'daki yaşayan Rumları veyahut da Ermenileri hem Osmanlı aleyhine kışkırtmaya hem de bunları kendi din ve mezheplerinden döndürmeye çalıştılar. Burada Hristiyanların üzerinde durduğu nokta şu. Baktılar ki Müslümanları kendi mezhep dinlerinden döndüremiyorlar. Uzun yıllar uğraştılar. Yani misyonerler bir Müslüman'ı Hristiyan yapabilmek için çok uğraş verdiler. Yani yüzlerce yıl belki. Baktılar ki bir Müslüman gerçekten dinini nasıl yaşıyorsa yaşasın hiç önemli değil. Yani zayıf da yaşıyordur, iyi yaşıyordur, kötü yaşıyordur onu bilemiyoruz. Ama hiç dinini yaşamıyorsa bile kendi dinini ve mezhebini terk etmek istemiyor. O zaman ne yapalım? Bunları dinlerinden soğutalım. Yani dinin içerisinde bir takım e, İsrailiyet kokan, e, bir takım dinde e, olmayan ama dinin sanki özünde varmış gibi e, veya aslında tam böyle e, bir e, cahil demeyelim ama dini itikadi ve ameli konularda zayıf olup ama e, doğru mu yanlışı ayırt edemeyecek kadar da bilgisi olmayan insanlar üzerinde dinin bir parçası imiş gibi. Ee, Müslümanları dinden soğutmaya başladılar. Bu evet. bir... Bu İngiliz casusu İs... hemferin faaliyetleri var. işte mesela ...1700'lü yıllarda e, Suriye Arabistan toprakları üzerinde malum. Evet. Yani orada buna benzer işte. Bu Hı -hı. şekilde ee, Hristiyanlar üzerinde ne yaptılar? Yani Hristiyanlar Katolik değil ise Katolik sevine Eğer gelen e, protestan bir asla 1830-40'lı yıllardan sonra Amerikalı protestanlar çok gelmeye başladı. Bunlar da Ermenileri protestanlığa, Katolik olanlar Katolikliğe, Rumlar Ortodoks Anadolu'daki Rumların büyük bir çoğunluğu Katolikler azdı çünkü. Bunları da Katoliklik mezhebine döndürmek için, Katolik inancını yaymak için bir faaliyet içerisine girişler. Onun için misyonerler Anadolu coğrafyasında 1830'larda başladı ama daha öncesinde de kiliselerde okullar vardı ama yoğun olarak da 1830 40 50 Bir Bilhassa tanzimatla birlikte 1839 1856 ıslahat fermanından sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yüzlerce diyebileceğimiz okullar açıldı, kolejler açıldı. Bunu destekleyenler kim? Avusturya, Almanya, Fransa, İngiltere, bilhassa Amerika Birleşik Devletleri. Amerikan Board dediğimiz işte Doğu ile alakalı bir takım okullar açıldı. Merzifon'da, Elazığ'da, Harput'ta, efendim Tarsus'ta. Tarsus'ta. İstanbul'da birçok İstanbul'da birçok hala devam edenler var. İşte bunlar Ermenileri ve Rumları hem kendi dinlerinden soğutup Katolik yapmak hem de bunların komite faaliyetleri sırasında bunlara lojistik destek sağlamak. Silah desteği sağlıyor, kitap desteği sağlıyor, eğitim desteği sağlıyor. Artı Bunların diplomatik misyonunda kullanarak, buradaki buranın dokunulmazlığı ve korunma yani devletin koruması altındaki şeyini de kullanarak buralara giriyorlar ve buradan e, istedikleri faaliyetleri yapıyorlar. Herhangi bir kaçmak ihtiyaçları duyduğu zaman buraya saklanıyorlar. İşte bu okullar, e, yabancı okullar maalesef Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine doğru böyle bir e, misyon üstlenmişlerdir. Evet. Ermeni isyanlarında büyük bir rolleri çok büyük rolleri vardır. Yani sayısız rolleri vardır. Evet hocam, bu Ermenilerin Gürcistan'a yoğun olarak göç ettikleri meselesi. Şöyle var. diyelim, e, Gürcistanı niye tercih ediyorlar? Hani bu soru belki şu, şöyle diyelim, Ermenilerin sadece Gürcistan değil de Ermeniler e, Osmanlı coğrafyasının dışına göç etmişlerdir, etmek zorunda kalmışlardır. Bazıları da misyonerlerin faaliyetleri sonrasında göç etmişlerdir. Gürcistan'ı tercih etmelerinin sebebi şu. Birinci sebebi Tiflis'i. Biliyorsunuz Ermeniliğin ilk e, mezhebi, Eçmiyatzin Katigistosu e, Tiflis'te. Bugün Gürcistan'a yakın bir bölge. Burada kurulduğu için dünyadaki ilk belki dünyadaki ilk Hristiyan kiliselerinden birisi olabilir. Bakın dünyadaki ilk Hristiyan kiliselerinden birisi olabilir burada. Bu bölgede olduğu için buranın bir kutsiyeti var. Bundan dolayı burayı tercih etmişler başka bir e, gerekçe var. Kafkas bölgesinde e, Ruslar biliyorsunuz Kafkas bölgesinde Osmanlı Dev Ruslar Kafkas bölgesinde hak iddia ediyorlar. Egemenlik mücadelesi var burada. Rusya'nın, e, İran'ın ve Osmanlı Devleti'nin işte Nahçıvan, e, bugünkü Azerbaycan, Dağistan bu bölgelerde bir egemenlik mücadelesi var. Bu bölgelerde Ermeniler buraya geçerek daha böyle karmaşık ve e, her kimin olduğu belli olmayan bir de bölge olduğu için e, bugün belki sınırlarımız biraz daha net ama o gün için bir Ermen e, Rusya'nın eline geçiyor çünkü 1800 1774'ten sonra bu bölge biraz karıştı yani Kafkas bölgesi e, bir İran'ın eline geçiyor e, bir Osmanlı'nın eline geçiyor. E Böyle olunca karmaşık bir yapısı var. O zaman bu karmaşık bölge her zaman için çete veyahut da terör eylemlerinin nesi olmuştur? merkez olmuştur. Evet. Bugün e, Irak'ın, Suriye'nin terör eylemleri merkezi olmasının temelinde ne var? Ne oldu belli değil. Yani hiçbir kimsenin yaptırım gücü yok. Evet. E, yaptırım gücü olmayınca ne olur orada? Terör ort ortamı oluşur. İşte bir o dönemlerde Ermeniler de... Gürcistan bölgesini tercih etmişlerdir. Ermeniler Rusları tercih etmişlerdir göç olayı olarak da. Ermeniler İran'ı tercih etmişlerdir. Ermeniler daha sonraki süreçte e, Avrupa ülkelerine göç etmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmişlerdir. sizin Amerika kısmını biraz sonra e, şey yapayım. E, vaktimiz var ise ama İran'a ve Gürcistan'a veyahut da Rusya yani Gürcistan üzerinden Kafkas veyahut da Doğu bölgelerine niye tercih etmişlerdir? Şundan dolayı. Şimdi Doğu Anadolu bölgesindeki yaşayan Ermenilerin ee, ...Anadolu'nun içerisinden hareketle Avrupa'ya geçmeler biraz daha zor. Yani deniz yolunu kullanacaklar, e, oradan ne yapacaklar işte e, ne diyelim İstanbul'a gelecekler falan. E, bu anlamda buraya göç etmeleri zor. Ama Kafkaslara veya da İran'a veya da Rusya'ya göç ettikten sonra Hristiyan coğrafyası burası. Rusya üzerinden Avrupa işlerine gitmek daha biraz daha kolay olduğu için bunu tercih etmişlerdir. Başka niçin tercih etmişlerdir? cümlemizin ilk başında söylemiştim. Ee, İran'la Ermenilerin ortak bir nokta buluştukları nokta vardır. O da nedir? İran puta, put, e, İslam dinini geçmeden önce yani bugünkü yani İran'da ta İslam Cumhuriyeti olarak kabul ediyoruz. Her ne kadar mezhepsel olarak farklı bir mezhep bile olmuş olsa Hazreti Ömer'in fetinden önceki süreçte ateşi ateş tapıyorlardı. Peres. Ateş peres. Ermenilerin Hristiyan olmadan önceki ilk inandıkları din nedir? O da ateş ateşperest. Ateşkede diyoruz. Bunların ortak noktaları burada birleştikleri için işte Ermeniler ve İran'ın ortak e, atalarının dini birbirine benzediklerinden dolayı İran sürekli Ermenileri korumuştur. Bir de bölgesel bir şey var. Yakınlık var. Bu anlamda e, Ermeniler göç konusunda İran'ı tercih ettiklerini söyleyebiliriz. Mecusi köken. Mecus evet. Mecusi köken doğru. Yani ilk At ata dini bu şekilde bundan dolayı. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'ne çok göç etmişlerdir. Niye Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmişlerdir? Burada da üç ana başlık altında alabiliriz. Bir, misyonerlerin faaliyetleri sonrasında buradaki yetişmiş insan gücüne Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyaç duyması çok rahat, çok güzel. Yani Amerika o dönemde 1830'lu yıllarda iç savaştan kurtulmuş. Geç 1860'lardan sonra iç savaştan şey oluyor ama 1830'lardan sonra yavaş 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 bu şey ihtiyaç var. Ee, nitelikli insan gücüne ihtiyaç var. Şimdi yetişmiş insan sanatkar, zanaatkar, ticaretini iyi anlıyor. Ermenler ee, eğitimli bunu kabul etmek lazım. Yani Ermenlere bakıyoruz ki gerçekten birkaç dil biliyorlar. Hem Ermenice biliyorlar hem Batı dillerinden birisini biliyorlar. Latince'nin Hristiyan'ın ortak dili olmasından dolayı bir de ticaretten çok iyi anlıyorlar ve batı ile olan bağlantıları güçlü. Bundan dolayı da Amerika Birleşik Devletleri'ni tercih etmişlerdir. Evet. Hocam bir ara daha veriyoruz. Değerli dinleyiciler, Tegerat FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim Yıldız Teknik Üniversitesi İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Selim Hilmi Özkan Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle Ermeni meselemiz üzerine sohbetimiz devam ediyor efendim. Son bölümde beraber olmak dileğiyle kısa bir ara. Değerli dinleyiciler, Tekeret FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, Yıldız Teknik Üniversitesi İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Selim İlmi Özkan Bey ile birlikteyiz. Ermeni meselelerimizi konuşuyoruz efendim. Bu bölümde evet. de hocam kısa bir bölüm. isterseniz Osmanlı'nın, Müslüman halkının Ermeni isyan ve faaliyetlerine tepkisi nasıl olmuştur? Tehcir üzerinde efendim nasıl düşünmüştür? Biraz bunlar. Şimdi şöyle, e, daha önce de söylemiştik. Osmanlı devleti devlet olarak bu Ermenilere ne olarak bakmıştır? Milleti sadık. Evet. Sadık millet. E, bakıyoruz e, birçok Osmanlı devletinde tebahi e, sadık. E, Tebaai Sadıka Görev yapmış e, Ermeni devlet adamı var. Hem de çok üst düzey görevler. Mesela Kirigor Agaton 1848-50 yıllar arası Osmanlı Petite Genel Müdür. Yine Sağuk Abro, Harici Vekaleti Umum Katibi. Londra sefir. Bakın en önemli görev. Bugün en üst düzey görevlerden bir tanesi Londra sefir. O zaman ki parlamentoda da var hocam. Değil mi? Ermen. Tabii İstanbul mebusu işte. Kirikor Zahrop İstanbul mebusu. Bedros Hallacian İstanbul mebusu. Mülkiye hocası. Nişan Gugasyan. Bilmem ne e, Terziyan. Artı Abdülhamit Han'a halli tebliğ için gidenlerden bir tanesi. Bir tanesi Ermeni. de Ermeni. Yani aslında baktığınız zaman e, toplum değil devlet nezdinde bile itibarlı bir yerde. Daha doğrusu devletten itibarlıdan kastım şu. E, Ermenilerin e, hiçbir şekilde ne Müslüman toplumdan ne de diğer Hristiyan toplumdan ayrılan bir tarafları yok. Ama e, 1890'lardan sonra biraz önceki o kuyruk hikayesinde anlattığımız gibi toplum arasında bir şey girdi, sorun girdi. Nifak girdi. Nifak girdi. E, buna karşı da Osmanlı toplumu nasıl e, şey yaptı? Sadece Osmanlı toplumu kendini savunmak için tepki verdi. Yani bu e, yapacak bir şey yok. Fakat belgelere yansıyan şöyle ufak tefek e, şeyler de var, e, sorunlar da var. Ama hiçbir zaman bunların hiçbirisi e, bir devlet politikası değil, millet politikası değil. Yani millet politikasından kastım şu, e, Almanya'da, Fransa'da veyahut da bir takım batı ülkelerinde e, Türkler'e karşı veyahut da yabancılara karşı ne var? tepkiler var. Yabancı istemiyoruz, Türk istemiyoruz, Arap istemiyoruz. Veya da İslamofobi dediğimiz İslam'a karşı e, faaliyetler var. Hı hı. E, i̇stenmeyen e, olaylar yaşanıyor. İşte Yeni Zelanda'da yaşandı en son e, 50-60 tane Müslüman'ı camide e, çık e, katlettiler. 50 Müslüman 50 Müslümanı katlettiler. Buna benzer zaman zaman Osmanlı devletinde buna benzer hiçbir şey olmamıştır. Niye olmamıştır? Elbette karşılıklı bir e, mukatele dediğimiz öldürüşme meydana gelmiş. Ama sadece Ermenilere değil Rumlar da. Buradan göç eden Rumların bir kısmı belki geri dönerim düşüncesiyle e, bir takım malını ve mülkünü e, komşusu Müslüman emanet etmiş gitmiştir. Yani bununla alakalı Isparta'da ben öğretmenlik yaptım. Isparta'da okudum. E, biliyorum. ...orada e, birkaç tane kilise var. Rumlar yaşıyormuş Isparta ve bölgesinde. Yaşayan Rumlar e, bu 1900 e, şey birinci e, e, Milli Mücadele'den sonra Lozan Antlaşması'ndan sonra mübadele başladığı zaman e, gitmek isteyen Rumlar belki dönerim düşüncesiyle e, değerli eşyalarını, değerli madenlerini ve hatta paralarını götüremediklerini diyelim belki bir kısmını ...emaret bir gitmişler. Evet. Müslüman halkına, Müslümanlara bu kadar inanç ve güvenle güveniyor da toplum <laughs> birbiriyle çok şey neydi Bunu yapan kim? Komiteciler. Yani Ermeni zorla e, ...tehdit iş faaliyetlerine katılanlar, toplumu zorla e, çete faaliyetlerine sürükleyenler komiteciler. Bu komitecileri nerede bu komiteciler gücün nereden alıyor? E, Fransa'dan alıyor, İngiltere'den alıyor, Rusya'dan alıyor. Çünkü bunlar Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki politikalarını gerçekleştirebilmek için daha önceki bölümlerde söylemiştik. Bir aparata ihtiyaçları var. E, bu aparatı da e, en uygun aparat kim? Ermeniler. Yani Ermenileri evet. bu anlamda e, dışlamak veyahut da Ermeniler şöyleydi böyleydi demek e, iste, e, ötekileştirdiğimiz için değil. Ermenilerin bir kısmı bu oyuna gelmişlerdir. Ama Osmanlı bunları hala ne olarak görmüştür? Osmanlı tebaası olarak görmüştür. Yani Müslim ve gayrimüslim olarak karşısında Osmanlı'nın sadece Ermeni'nin veyahut da Müslüman'ın Osmanlı devlet nezdindeki farkı şudur. Uyacağı hukuki kurallar. Onun dışında hiçbir şekilde dışlanmamıştır. Yani Müslüman'a diyor ki sen Müslüman hukukuna göre yargılarım seni. Ermeni de diyor ki seni Ermeni hukukuna göre ama e, devletin o uygulamasını dikkat alarak yargılanıyor diyor. Yani eğer ki sen kendi hukuk açısından, e, muamelat açısından herhangi bir suç işlemişsen, sen diyor kendi kilisen tarafından yargılan. Ama herhangi bir ceza hukukuna gelen, karşılığına gelen bir suçla karşı karşıya gelmişsen ben seni bununla yargılamıyorum diyor. Bu açıdan da baktığınız zaman Osmanlı Devleti veya toplumu son derece barış ve huzur içerisinde yaşamıştır. Bunu nereden anlıyoruz? Ve müsamahakar. Müsamahakar tabii. Bunu nereden anlıyoruz? Klasik dönem için tahrir defterlerine, daha sonraki dönem için temettüat ve nüfus defterlerine baktığınız zaman Müslümanların ayrı bir mahallede gayrimüslimlerin ayrı bir mahallede yaşadığını gördüğümüz gibi Müslüm ve gayrimüslimin ortak bir mahallede yaşadıklarını da görüyoruz. E bu da ne demektir? Hiçbir e, aralarında sorun olmadığı anlamına gelir. Evet, Müslüm mahallesi ayrı, gayrimüslim mahallesi ayrı. Bunda sorunumuz yok. Ama ortak bir mahallelerde var mı? Var. Yani Müslümanların ...ve Ermenilerle birlikte yaşadıkları, yaşadıkları de var. Ve hiçbir sorunla ve sıkıntının da karşı karşıya kaldığını görmüyoruz. Ermeniler de vakıf kurmuşlar, Rumlar da vakıf kurmuşlar, Müslümanlar da vakıf kurmuşlar. Kendi devamlarını sağlayabilmek için gerek Osmanlı Devleti, gerekse Osmanlı toplumu... ...bunlara karşı hoşgörü ve muamele içerisinde davranmıştır. Bu e, iki artı ikinin eşittir dört ettiği kadar ortadadır. Evet. Hocam bir de bu Fransa, İngiltere ve Rusya... ...bugün de Rusya gerçi artık... ...birazcık bize dost Şu anda, pozisyonda. evet şu anda. Ama genelde Fransa ve İngiltere'nin maalesef... ...İngiltere gizli gizli yapar gizli. bu işi. Zaten evet. tarihte her zaman öyle. Ee, Amerika Birleşik Devletleri gizlemiyor pek. Açık, Açık ve net. Hiç ne? net evet. Bu Ermeni meselesindeki... ...rolü ve stratejileri nedir bunların? Şimdi şöyle diyelim... Ee, ...Rusya... Son yıllarda dostumuz ama buna, buna Abdülhamid'in bir sözüyle cevap verelim istersen. Abdülhamid'e soruyorlar. O Sultan zaman, Abdülhamid Han. Sultan II. Abdülhamid Evet. evet. Sultan II. Abdülhamid, Abdülhamid döneminde de Rusya ile dostluklarımız var. Yok değil, yani sonuçta... bu dizisinde e, de zaman zaman işleniyor yani işte Evet, yani o dostlukları, dostluk olduğumuz dönemler var. İngiltere ve Rusya'nın politikalarına, şey, Fransa'nın politikalarına karşı. Ama Abdülhamid'e soruyorlar, o büyük siyasi dehaya. Efendim, Rusya hakkında ne düşünürsünüz? Dedikleri zaman Kuzey rüzgarı sert eser. Tedbir almak gerekir diyor. Yani Hı -hı. Çok e, diplomatik ve ince bir şey. Sonuçta ifade. Ne kadar güzel ifade. Çünkü rüzgarı engelleyebilir misin? Ne kadar e, şey yaparsan yap. Barikat kurarsan kur. Rüzgar bir endiyelim. yerden bulur ve girer. Değil evet. Mi? engellemis. Ancak ona karşı tedbirler alırsın. Tedbir alırsın. O zaman bizim Rusya şunu söylüyor. Rusya dost, Rusya sınır komşumuz. Rusya bizim Karadeniz komşumuz. Rusya ile ortak işbirliği yapmak zorundayız. Başka çaremiz yok. O zaman tedbirli olacaksın. Şimdi Rusya her ne kadar Rusya her ne kadar bugün dostumuz da olsa, dostumuzdur bir şey diyemeyiz devletlerde. Ama Ermeni konusunda herhangi bir ikileme düştüğümüz zaman objektif bir tavır içerisine gireceğini düşünmüyorum. Tarih bunu göstermiştir her zaman için. Bundan dolayı. Rusya'nın da bir emeli var. Zaten Rusya'nın emeli nedir? Sıcak denizlere inmek. Zaten indi sıcak denizlere. Bugün Suriye'yi Suriye. kullandı Suriye. ve indi. Ama daha önce ihtiyacı vardı. Kim ihtiyacı vardı? Ermeniler ihtiyacı vardı. Bu anlamda Ermenilerin de Hristiyan olması, Ermenilerin de en azından e, Rusya ile olan ortak bağlarının... bulması bu anlamda Rusya'nın Ermeniler üzerindeki e, şey, tü, yani amacına ulaşmak için Ermeniler ona ihtiyacının hiçbir zaman biteceğini düşünmüyorum ben. Evet bir de Rusya'nın malum Ermenilerle kilise birliği var. Kilise birliği var. Ortak noktaları var. Coğrafya birliği var. E, tarihsel birliktelikleri var gibi gibi birçok nedenler var. E, Fransa ve İngiltere'nin e, düşünceleri nedir dediğimiz zaman benim düşüncem şu. Gerek Fransa olsun, gerek İngiltere olsun Ermenilere karşı Ermenileri çok sevdiklerini, Ermenileri çok böyle e, ne diyelim, e, iyi bir yere konumlandırdıklarını düşünmüyorum. Ama şu var. Ermeni diasporası dediğimiz yurt dışında çok güçlü bir Ermeni lobisi var. Yani nasıl bir Yahudi lobisi olduğu gibi güçlü bir Ermeni lobisi var. Bu Ermeni lobileri İngiltere ve Fransa'yı günümüz açısından düşündüğümüzde Türkiye karşı kullanıyorlar. Fransa ve Rusya, şey Fransa ve İngiltere ise tarihte Ermenilere vermiş oldukları sözler var. Biz size devlet kuracağız. Biz size işte bağımsız bir Ermenistan kurabileceksiniz. Kurmuş olduğunuz bu bağımsız Ermenistan sayesinde siz Doğu ve Güneydoğu bölgesinde devlet kuracaksınız. Bunu kurduramadıkları için Ruslar e, Fransa ve İngiltere'nin Ermenilere karşı bir minnet borcu var. Ama çok sevdikleri için değil. Bunun vaatlerini yerine getiremedikleri için her şeyin özetin özeti eğer son cümlemizi söyleyecek olursak Anadolu'nun Türklerin veyahut da Müslümanların egemenliğinden kurtarılabilmesi için Ermenilere ihtiyaç duymuşlardır ve onlar kullanılmıştır. Bugün ihtiyaç olduğu zaman başka aparatları kullandıkları gibi ...Ermenilere kullanma ihtiyaç zamanı gelirse kullanırlar. Evet. Ki bu aşklarından hiçbir zaman vazgeçmediler. Geçmezler. Evet. İstanbul'da bizim derler, Anadolu'da bizim İstanbul derler. İstanbul'un şokunu hala atlatamadılar zaten. Üzerinden 550-560 yıl geçti belki. Hala onun şokuyla yaşıyorlar. İstanbul evet. onların e, tarihinde bir semboldür. Evet. O Yeni Zelanda'da katilin... Tabii ee, tüfeğine yaz Silahın yaz, üzerindeki yazılar. Konstantinopol yazması bunu çok güzel bir şekilde. Evet. Oradaki manifestoyu okuduğumuz zaman bizim ne kadar e, bu konularda daha çok kitap okumamız gerektiğini gösterir. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu güzel bilgiler için efendim. Evet. Ermeni de e, meselesi daha çok, e, çok anlatılacak konuşturur. bir evet, konu. Evet. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de bir iletişim dünyamız programının daha sonuna geldik. Ben Deniz Faruk Salt programı sunmaya çalıştım. Ana okumanda da arkadaşımız Çağrı Bahçe'ye yardımcı oldu. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün diliyorum. Bugün program misafirim Yıldız Teknik Üniversitesi İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Selim İlmi Özkan Bey'di. Bir başka programda bir başka misafirimle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim. İletişim Dünyamız.